Ve yükselen başaklar bu Eylül ayına yönelik Batı astroloji tahmini. Bu ay yeni bir doğum döngünüz başlıyor ya da sadece yükselen başaksanız güneş birinci evinize yani yeni girişimler ve başlangıçlar evine giriyor. Bu kişisel büyüme açısından aslında gerçekten önemli bir ay sizler için ve 2 Eylül'de 11 derecede sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. Eğer doğum tarihiniz bu tarihin bir gün öncesi ve bir gün sonrası ya da 2 gün sonrası ise büyük olasılıkla bu yeni ay doğum gününüzde gerçekleşecektir ve çok büyük etki alacaksınız demektir. Doğum haritanızı ya da güneş dönüş haritanızı yorumlarken bu yeni ayın doğum gününüze yakın olması önünüzdeki 12 ay boyunca hayatınızda çok önemli değişiklikler olacağına işaret edecektir. Şimdi bu yeni ay Başak Burcu'nda olup Satürn'e bir karşıt açı yapıyor. Karşıt açılar genellikle dışsal durumları ya da diğer insanları aslında temsil ederken Satürn ise engelleri ve kısıtlamaları ifade eder hayatımızda. Bu nedenle bu yeni ay boyunca ve bir sonraki yeni aya kadar geçen sürede kendi sınırlarınızla ya da sizi aslında sınırlayan unsurlarla ilgili sorumluluklara bir üstlenmeniz gerekecek. Doğum gününüz 2 Eylül civarındaysa aslında bu büyük bir değişimin ve bazı zorluklarla da aslında yüzleşmenin işareti olabilir sevgili başaklar. Yeni aydan 2 hafta sonra 17 Eylül'de bir dolunay meydana gelecek. Dolunay yeni ay ile başladığımız şeylerin aslında nasıl şekillendiğini ve nelerin işe yarayıp nelerin yaramadığını ortaya çıkarır. Ancak bu dolunay bir ay tutulması olduğu için çok daha güçlü olacak hayatlarımızda. Şimdi ay tutulmaları duygusal etkilerin aslında birkaç hafta boyunca sürebileceği bir dönem yaratır hepimizin hayatına. Öncelikle doğum haritanızdaki bir gezegenle etkileşime giriyorsa bu 17 Eylül'de civarında da doğmuşsanız bu yıl sizin için gerçekten çok oldukça olaylı geçebilir ve özellikle ilişkilerde çok büyük değişimlere neden olabilir sevgili başaklar. Başak Burcu'nda olan bu yeni ay ve karşıt açıdaki sınırlayıcı Satürn azim ve dayanıklılıkla hem kişisel hem de profesyonel anlamda büyük bir büyüme potansiyeli size sunacaktır. Ancak karşıt açıdaki Satürn sizi kısıtlayan ya da eleştiren bir kişi veya iş ortamındaki zorluklara da işaret ediyor olabilir tabii ki. Şimdi ay tutulması ilişkilerle ilgili konuları ortaya çıkarabilir dedik ve bu bir ayrılık ya da bir ilişkinin sonlanması anlamına da gelebilir. Şimdi Eylül ayının ilk 3 haftası boyunca Güneş zaten Başak Burcu'nda olacak. Bu da yeni başlangıçlara ve liderlik fırsatlarına şöyle bir vurgu yapacak. Ancak 2 Eylül'deki yeni ayın Satürn'e karşıt açı yapması başlatmak istediğiniz yeni bir şeyle ilgili bazı dışsal engellerin ve zorlukların olduğunu çok net gösteriyor. Venüs de bu dönemde önemli bir rol oynuyor tabii ki. Venüs arzu, uyum, aşk ve yaratıcılık gezegenidir. Aynı zamanda da çekim gezegenidir. Eylül ayının ilk 3 haftasında Venüs terazi burcunda olacak ve bu Başak Burcu'ndan sonra ikinci burç olduğundan gelirleriniz üzerinde aslında çok olumlu etkiler hayatınızda yaratabilir. Ancak Venüs'ün ikinci evde bulunması fazla harcamaya da yol açabilir ve 22 Eylül'de Venüs ikinci evden çıkıp Güneş'in de geçiş yaptığı yere yani terazi burcuna geçiş yapacak. Bu gelirlerinizi arttırmaya yönelik fırsatlar da size sunabilir. Özellikle de Eylül ayının tamamında ve Ekim'in ilk 3 haftasına bu sefer Mars da bu süreçte daha etkili olmaya başlayacak. Çünkü Mars 4 Eylül'den 3 Kasım'a kadar da bu sefer Yengeç Burcu'nda olacak. Mars'ın bu geçişi sizin 11. evinizde gerçekleşecek. 11. ev tabii ki biraz takım çalışmasını, bizim kariyerden aldığımız gelirleri, arkadaşları, hedefleri temsil eden bir ev alanı. Bu dönemde takım çalışması yaparak veya bir organizasyonda yer alarak aslında daha verimli olup kazançlarınızı da daha fazla arttırabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınızla veya iş ortaklarınızla daha fazla vakit geçirebilir. Onlarla yeni projeler üzerinde çalışabilirsiniz. Şimdi bu dönem özellikle hedeflerinizi gerçekleştirmek için gerçekten çok önemli olacaktır sevgili teraziler. Eylül ayında sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle Satürn'ün karşıt açısı sağlıkla ilgili bazı zorlukların üstesinden gelmeniz gerektiğini
gösteriyor. Yine diyet değişiklikleri, kilo verme ya da genel sağlığınızı iyileştirme yönünde çok net adım atabilirsiniz. Şimdi sonuç olarak Eylül ayı Başak Burcu ve yükselen Başaklar için kişisel ve profesyonel anlamda çok büyük değişimlere açık bir dönem olacak demek. Bu süreçte sizi kısıtlayan unsurlarla evet yüzleşmek var ama yeni fırsatları değerlendirmek de sizler için çok önemli olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.